E toksun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları maça gittik. Son maç dedik gibi kara kartalımıza veda edelim. 2-0 öndeyiz. Tatlı tatlı gidiyor maç. Mert Günok iki tane gol hediye ediyorsun. İki tane gol hediye ediyorsun. Düz insanın yemeyeceği goller. E üstüne gerildik, ettik, eyledik. Çat üçü yiyorsun. Üçüncü gol de yenecek gol değil. Yani ilk ikisi yenecek hiç gol değil. Üçüncü meh. Yani üçüncüyü de iyi bir kalecinin yememesi lazım. Ondan sonra uğraş dur çıksın. Başladı Konya yatmaya. E yatacak da herif 10 kişi kaldı. Son yarım saat 10 kişi oynuyor. Yatacak. Yattı babam yattı. Yattı babam yattı. E ne oldu? Maçı çeviremedin. Yani ağzımızın tadı kaçtı. İkinci ile üçüncü arasında bir fark yok. İkinci de aynı önlemeyi oynayacak. Üçüncü de aynı önlemeyi oynayacak. Ama yani belki alacağım para biraz değişirdi. O para da çok önemli değil. Yani kazan baba ya kazan kardeşim. Kazan eline gelmiş ikincilik. Niye veriyorsun ikinciliği? Şu an hakikaten canım sıkıldı. Ee, hakikaten canım sıkıldı yani. Maçla ilgili bir 5-10 dakika atayım. Hem İnsanlar bir toplansın. hem de YouTube'a da atalım. Maçla alakalı bir biraz daha konuşacağım. Ee, Konya'yı iyi buldum. Konya hakikaten akıllı oynadı. 10 kişi kaldıktan sonra da akıllı oynadı. 10 kişi kalmadan da akıllı oynuyordu. Konya'yı iyi buldum. Ee, Beşiktaş'ın hataları goller belki ama e, fark etmez yani. Konya'yı yine de iyi buldum. Beşiktaş'ta Abubakar'ın etkili olmadığı bir maçtı. Abubakar'ı etkisiz buldum. Yani daha etkili olabilirdi. Galiba onda da bir artık sezon yorgunluğu mu deriz bir şeyin etkisi vardı. Tabii maçtan daha önemli olan Cenk'in olayı. Cenk'in sakatlığının büyük olduğu senaryoda Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın başına çok dert açılır. umarım Cenk'in sakatlığı büyük değildir. Atiba'nın veda maçıydı Atiba oyuna girmedi bilmiyorum herhalde maçın stresiyle hoca onu içeri almak istemedi. Ee, çok güvenemedi ona yani oralarda o güveni veremedi hoca ona anladığım kadarıyla. Kanter içinde kalmış harbi benim alın ne ya beyler çok kötü yaz geldi ve bu evde ventilatör falan da yok bu eve bir tane ventilatör patlatmam lazım. Şu an kolumu koyduğum masa da su içinde. Ee, ön üst adalesinde yırtık varmış Cenk Tosun'un yani geçmiş olsun çok büyük şanssızlık tabi diyecek bir şey yok ee, üzücü Konya hakikaten iyi savaştı Konya elinden gelenin en iyisini yaptı yani ben öyle zaman geçirmelerine falan da kızmadım normal 10 kişi takım yani 30 dakika 10 kişi oynuyorsun ee, Umut Meraş yine felaketti Umut Meraş Beşiktaş'ın asla futbolcu olabilecek biri değil Beşiktaş'ın yedek sol bek işini de bir an evvel çözmesi lazım ee, Mert Günok bu sezonun en iyi kalecisi bence hala bu sezonun en iyi kalecisi ama bu maç inanılmaz kötüydü ama bir maçlık kötü bir şey demek istemiyorum adama ee, onun dışında Tayfur yine gol attı Tayfur adına sevindim Beşiktaş'ta alternatif yerli olarak devam etmesinde bir sıkıntı yok bence. Hoca da istiyordur büyük ihtimalle. Ee, bugün şeyi düşündüm. Serdar Aziz Beşiktaş meselesini biraz düşündüm. Serdar Aziz Şenol Güneş alırsa oynatır. Yani yedek tutacak bir adam değil. Kaldı ki bu üç yerli zorlamasında ...üç yerliden bir tanesini mutlaka Serdar Aziz'le doldurmak isteyecektir. Ee, Serdar Aziz'den de bence elinden yani alabileceğinin en iyisini alır çünkü iyi anlaştığı bir adam. Ee, iyi an iyi arasının iyi olduğu bir adam. Mutlaka e, ondan verim alacaktır ama Serdar Aziz'de de Cenk Tosun durumu var. Serdar Aziz de çok sakatlanıyor. Yani Beşiktaş şu an Cenk Tosun'dan çok büyük fayda alıyor Şenol Güneş ama bak işte Cenk yine bir yerlerini yırttı. Yani Cenk'e güvenerek sezon başlamaz. Cenk'e güvenerek plan yapılmaz. Beşiktaş'ı Cenk'e kontrat vermemesi gerektiğini düşünüyordum. Ama Cenk inanılmaz bir top oynayınca aldığı kontrat hak etti. Ama işte görüyorsun aldığı kontrat acaba kaç maça çıkacak? Yani sakatlanma ihtimali çok yüksek bir adam. Cenk'e güvenerek sezona başlanmaz. Serdar Aziz'e güvenilerek sezona başlanmaz. Beşiktaş'ın buraların yedeklerini mutlaka iyi adamlar olarak alması lazım. İyi alternatifler bulması lazım. Beşiktaş'ın önümüzdeki sene sol açığında Cenk Tosun planıyla sezona başlayacaksa sol açığının yedeğinin de forvet özellikleri olan çok fazla gol atacak çok fazla skor bulacak bir adam olması lazım. Ben öyle görüyorum yani eğer sen ben Cenk Tosun'a güveneceğim Cenk Tosun'la plan yapacağım Cenk mutlaka benim sol açığım diyorsan valla onun yedeğini çok iyi alman lazım. Ve Cenk Tosun'un yedeğini mesela atıyorum Nathan Redmond gibi bir yedek olarak almaman lazım. E, Cenk Tosun'un yedeğini alıyorsan Cenk Tosun tipi bir adam alman lazım. Kanat. Golcü kanat. Borini yazmışlar çete aynen öyle bravo. Borini tarzı bir adam alman lazım. Gol de bulabilecek bir adam alman lazım. E, mesela Abubakar'ın yedeği kim olacak? Bu da çok önemli. Yani Abubakar'ın yedeğini kim olarak alacaksın? O, da tüm sezon bacakları gidecek bir adam değil. Muleka'yı satacak Beşiktaş büyük ihtimalle. Muleka'nın çok talibi var. Duyduğum kadarıyla. Muleka'dan çıkacak. Muleka'dan çıkacak. Redmond'ı tutmaya çalışıyor. Redmond, Cenk, Abu Bakar yaparsan üçünün yedekleri mesela kim 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 olacak? Mesela Redmond'ın yedeği Gezal, Abubakar'ın yedeği ee, işte biri. Alman lazım oraya o adamı. Cenk'in yedeği Borini. Mesela Borini, Umut Nayır, Gezal yedekler mi olacak? Üçlünün. Şu an uydurdum. Yani 3 tane ası varsa 3 tane de yedek olması lazım. E, gel dön orta sahaya Atiba gidiyor. Kerem Atakan Keskin umarım iyi bir iş bulur. Kendisinin de keyif aldığı bir meslek bulur. O mesleğe yönelecek. E sende kim kaldı? Getson. Salih. Ha, Hacı Ahmet 3. 3. 3 tane adamım var elinde. Tayfur'u da merkez orta saha gibi kullansa 4. En az 2 tane de merkez orta saha alman lazım. Ve bir tanesini yeri yerli alman lazım mesela. Yani iki orta saha alman lazım. Birini yerli alman lazım. Sol bek yediğin kim olacak? Sol bek yediğin kim olacak? Bu Umut Baraj durmayacak herhalde Beşiktaş'ta. Yani. izlediğim en kötü bireysel performanslarının sahibi bu adam mı herhalde? Yani Beşiktaş'ta gördüğüm en kötü bireysel performansların adamı Umut Meraş olabilir. Ee, Umut Meraş'ın yerine birini alacaksın. Masuaku'yu aldın. Şimdi Sais gidecek büyük ihtimalle. Serdar Aziz geldiği senaryoda Serdar Aziz var. Ee... Kim bu oğlan var işte? Kim var bu oğlan? Neydi lan oğlan? Koli. Koli var iki. Ee, en az iki stoper lazım. Hatta gerçi Tayyip var üç. Emre bir sene daha kiralarsın. Bir tane stoper lazım. Ee, bir tane stoper alacaksın ama iyi stoper alman lazım. Çünkü Tayyip, Serdar, Koli. Yani üçüne de güven olmaz. İyisini alman lazım. Ee, Amartey diyorlar mesela. Bilmiyorum. Ya hoca istiyorsa bir şey diyemem de yani o yani o kesin stoperin Amarti mi olacak mesela? Amarti'yi belki defansif orta sahi istiyor olabilir. Sabekin Rozier Onur orayı iyi çözdün ama mesela Rozier'e teklif gelmesi halinde satar mısın? Satarsın valla. Rozier satılmayacak adam değil. Ee, Ozan Rozier'i sattın sen öyle bir adam daha lazım. Onur'la o yola çıkamazsın bu sefer. Yani Beşiktaş'ta konuşulması gereken çok şey var. Üçüncülük inşallah iyi olmuştur. Çünkü Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın yönetimi öyle bir yönetim ki ikinci olsaydık büyük ihtimal şampiyon gibi kutlayacaklardı. Yani kutlama yapacaklardı demiyorum. O haber yalanlardı. Ama kendilerini şampiyon olmuş gibi başarılı sanacaklardı. Ee, başarılı sanmamaları açısından çok iyi oldu. Yani bakmayın siz ikinci ile üçüncü arasındaki fiyat farkını bunlar yaptıkları dandik transferlerle, şımarıklıklarla Kapatırlardı zaten. İyi oldu Beşiktaş'ın üçüncü oldu. Ona göre bir takım kursunlar. Beşiktaş'ın çok fazla eksiği var. E, e, gel kaleye bakalım. Mert Günok var. Mert Günok'a güveniyoruz. Bu senenin en iyi kalecilerinden biri. Tekrar söylüyorum. Bugünkü maçı vermiştir ama... E, kendi hatalarıyla vermiştir yani Beşiktaş. Mert Günok'u yenemedi bugün. Ama... Bu sezonun en iyi kalecisi. Ama Ersin'e teklifler var deniyor. Ersin'i sattığın senaryoda Mert Günok'un yedeği kim... Mert Günok da sağlığı çok yerinde bir adam değil ki. Mert Günok sürekli kalecilik yapmaya 26-27 yaşında başlamış bir adam. Hep yedek, hep geride bekleyen bir adamdı o yaşlara kadar. Yani çok fazla güvenip yola çıkacağım bir adam değil. Yani bilmiyorum. Sorunlar var. Sorunlar yok değil. Beşiktaş önümüzdeki sene rakiplerine göre en çok pozisyonda belirli giren ada takım. Çünkü Galatasaray şampiyon oldu ve birçok oyuncusu vitrine çıktı. Birçok oyuncusunu kaybetme riski var. Birçok oyuncusunun üstünde soru işareti var. Vitrine açtı takımını. E Galatasaray, Fenerbahçe zaten birçok yeri değiştirecekler. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'da belki büyük değişimler olacak ama sende az değişiklik olacak. E, nispeten diğerlerine göre daha az parça değiştireceksin. O parçaları iyi değiştirmen lazım. İyilerini bulman lazım. Ee, gerekeni yapman lazım bir an evvel. Trabzonspor haberlerde okuyorum. Aha bugün bir iki tane topçu indiriyor. Yani daha bak Trabzonspor'un o şampiyon olduğu sene Trabzonspor bütün transferleri Mayıs'ta Haziran'da bitirmişti. Yine öyle bir Trabzon var mesela. Yani Trabzon bir numaralı şampiyonluk adayıdır demiyorum ama yani millet transferi çok erken başladı. Sende daha tık yok. Bir an evvel o transferleri yapman lazım. Yani bu atla deve değil. Bir an Beşiktaş'ın eksikleri belli. Bir an evvel oraları kapatman lazım. Çok acil Beşiktaş'a ne lazım? Stoper lazım. Yani çok acil bir stoper lazım. Orta saha onun o göbeğinde oynayacak bir adam lazım. Ee, ve bence bir an evvel diğerleri sarkıntı olmadan Borini lazım. Ya yani Borini'yi bir an evvel alman lazım. Beşiktaş'ın çok erken sezonu açacağı bir gerçek. Temmuz'un başında Beşiktaş'ın maçları var. Ön maçları var. Beşiktaş 3 ön oynayacak Süper Lig başlamadan önce. 6 maç yapar. Ve bunların hepsi tüm turları geçerse son 2 maçı çok ciddi takımlar olacak. Beşiktaş çok ciddi dayak yiyebilir. Yani Juventus tarzı, Juventus seviyesi takımlara karşı bunları yapacak. Bir an evvel transferlerin yetişmesi lazım bir an evvel transferlerin ye yetişmesi lazım. Şenol Hoca'nın istediği adamlara karşı itiraz olmaması lazım. Biz daha çok biliriz olmaması lazım. Gerçekten birçok insanın teknik direktörlüğü bitmiş denilen yerde kalktı getirdi. Çok Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Beşiktaş'ın son 8 maçı 7 galibiyet bir beraberlik. Beşiktaş ligi böyle bir noktada bitirdi. Çok fazla itiraz olmaması lazım. İstediği adamlarda vardır bir bildiği deyip alınması lazım. Ben bunu normalde bu ülkeye gelen yabancı hocalar için demem. Ama Şenol Güneş bu camianın içinden mi insan? Ve Şenol Güneş Beşiktaş'taki birçok rekoru da kırmış bir adam. Gerekeni yapmak lazım. Ee, yerine mutlaka adam lazım. Mutlaka... E, işte yerine adam lazım derken mesaja baktım da ona düşündüm. Cenk'in yerine mutlaka adam lazım. Yani... Abu Bakar'ın altına adam lazım. Cenk'in altına adam lazım. Mert Günoğ'un altına iyi bir alternatif lazım. Bugün Beşiktaş'ta birçok şey belli olmuştur. Onun dışında Beşiktaş'la ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Yani keyifsiz bir maçtı. Aslında yani heyecanlı bir maçtı ama son yarım saat rakip 10 kişiyken kazanman lazım. Bitirmen lazım. Ee, bitiremedik. Buna hakikaten üzüldüm. Yani son yarım saat kazanılsaydı yani ikinci olmanın bir ikinci olmanın bir artısı yok. Ama güzel bir moral olurdu. Atiba'nın oyuna girmemesi ni garipsemedim ben. Yani Atiba'nın artık öyle bir bacağı yok yani. Oyuna girip de bir şeyler yapabilecek bir hali yok. Maç kopsaydı alacaktı hoca. Maç kopmadı hiçbir zaman. Ve almadı hoca haliyle. O yüzden o konuda bir şey diyemem. Ee, Messi MLS'e gitmiş. Ee, herhalde hem para verdiler. Ciddi bir meblağ verdiler. Hem de orada bir ortaklık da teklif ettiler. Futbol kariyerinin bittiği noktada Amerika'da yaşaması için Önemli orada bir kulübün ortağı olması. O kulübün o zaten ortağı olduğu ya da ortağı olacağı Dünya Kupası öncesinde de konuşuluyordu. Beckham'la ortak olacaklar Dünya Kupası öncesi diye. Ee, büyük ihtimalle o iş Dünya Kupası'ndan önce bile bitmiş olabilir. Ee, sadece Messi dün sezonun bitmesini bekledi bence. Yani Barcelona ile falan bir ayıp olmasın diye bir konuşuldu gibi geliyor bana. Çünkü Dünya Kupası'ndan önce bile Inter Miami'de Beckham'la birlikte ortaklar Dünya Kupası'ndan sonra oraya gidecek deniyordu. Yani ben o haberleri falan hatırlıyorum. Ateş olmayan yerden barut çıkmaz. Barut olmayan, duman çıkmaz. Niye barut çıksın ki ateş olmayan yerden? Ee, ateş olmayan yerden duman çıkmaz doğru. İstanbul Spor'un 12. bitirmesi konuşuldu mu? 3 hafta önceki yayınımızı izlemen lazım dostum. Orada zaten söylenmişti İstanbul Spor'un 12. bitireceği. ...kimse konuşmazken. Bu kanalda... ...konuşulmuştu zaten. Ee, onun dışında... West Ham... Fiorentina maçı da oynanıyor. Hiçbir sikimde değil. Evet. YouTube. Bu güzel video sizlereydi. İyisiniz yine köfteler. Hadi bir like. Like'lara bastık mı? O zaman hadi hoşçakalın.